günler sevgili izleyiciler, değerli spor severlerimiz, Ajans Medya Grubu'nun sizler için hazırladığı haftanın spor panelosu programına hoş geldiniz. Çok değerli konuğumla ve konuklarımla birlikte program açarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili spor severler, önce sizlere yayın ekibimizi sunmak istiyorum. Ben de spor sorumlumuz Atilla Bilgin. Yorumcumuz ve Trakya Üniversitesi Spor Etkinlikleri Muhabirimiz Muzaffer Yıldırım. Konuğumuz ise Trakya Üniversitesi Melis Spor Kulübü Genel Menajeri, aynı zamanda Kırkpınar Besyo Öğretim Görevlisi Kenan Evren Eğitiş. Kendisine hoş geldiniz diyoruz ve hemen sözü kendisine bırakıyorum. Önce kısaca intibalarını almak istiyorum. Hocam buyurun, kısaca bir intibalarını alalım. Şu anda neler düşünüyorsunuz? Nasıl duyuyorlar sizi? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bu benim için iyi bir anı oldu. Daha önce maç anlattığım, yani Edirne Spor'un maçlarını anlattığım radyoda ismi değişmiş olsa da şu anda benim için bir nostalji oldu. Spor programında konumuz oldu. Onun için mutluyum, sevinçliyim. Güzel bir ortam. Soğuk bir Edirne gününde bizi çok sıcak karşıladınız burada. Evet. Ayrıca sıcaklığınız ve misafirperverliğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Umarım Edirne'de spor severlere bilgi verip güzel, keyifli bir spor programı geçiririz. Efendim çok sizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız zaten bizim program olarak eğitilir. Yani basit sporsal olayları ve detaylardan ziyade eğitici bir görevi yapıyoruz. Hemen hocama dönüyorum. Hocam nasılsınız? Bir haftadır ne yapıyorsunuz? Nasıl geçirdiniz bu haftayı? Yani Edirne'de artık kış yavaş yavaş başladı. Evet. Spor etkinliklerine de özellikle spor amatör ve birinci amatörlüğüne de devre arasına girdi. Çok fazla bir spor etkinliği yok ama Edirne'nin maçlar vardı. Evet. Onlarla ilgili gördük, bilgi aldık. Bekliyoruz ikinci yarının başlamasıyla birlikte tekrar yoğun bir tempoya gireceğiz. Evet, evet. Hocam, siz İzmir'de çok bilinen, tanınan ama bu şöhretinizi diğer bir sporda olan basketbol için özellikle geliştirmiş bir arkadaşımızsınız. O nedenle sizi İzmir'de herkes tanıyor. Üstelik beden eğitiminde, Besyo'da öğretim görevlisiniz. Bunun yanında son ay içinde veya son bu sezonda yüklendiğiniz bir göreviniz var. Melis Spor Kulübü Genel Menajerliği yapıyorsunuz. Evet. Ama buna rağmen sizi tanımayanlar da olabilir. O nedenle programımızı ilk defa çıkanları özgeçmiş alıyoruz. Tabii. Kısaca bir özgeçmişinizi alalım. Sizi tanıtalım efendim spor kulübü. 1971 doğumluyum. Evet. Evliyim, iki çocuk sahibiyim. Bir oğlum, bir kızım var. Bu sene 20. yılımı Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi spor yolunda çalışmaya başladım. 20 tane mezun vereceğiz inşallah bu sene sonunda da. Çok güzel. Yani 20. yıldan beri buradayım. Basketbola ilkokul 5. sınıfta başladım. Yani 4'ten 5'e geçtiğim sene yaz tatilinde basketbolda İstanbul'da DSE Spor'da spor okuluyla tanıştım. Bu zamana kadar da basketbol hep hayatımın içerisinde yer aldı. Şimdi kısmetse hem Edirne'mizdeki gençlere hem de üniversitemizin gençliğine basketbolu sevdirip basketbolu meslek imkanı olarak göstermeye çalışıyoruz. Bu arada da kendi oğlumun da en büyük hayali 14 yaşında, 2000 doğumlu. Onun da hayali basketbolcu olabilmek ve hayalinde ve hedefinde basketbol var. Evet efendim, burada bir noktaya da değinmeden geçemeyeceğim. Rahmetli babanız Ertuğrul Eğitiş de Edirne'nin sporuna büyük hizmetleri geçmiş ve çok arkadaşım olan bir insandı. Allah kendinden rahmet eylesin. Amin. Ben bu programı onun anısına çok teşekkür ederim. Sağ olun. Onun anısına yapmak istiyorum. Onun da ruhu şad olsun diyorum. Ve hemen yine size dönmek istiyorum. Efendim, Melis Spor, Trakya Üniversitesi Melis Spor Kulübü'nün genel menajerisiniz. Evet. Bu kulüp bu sene ismini duymaya başladım ben. Herhalde yeni kuruldu. Eski durumunu bilmiyorum ama ancak şimdi siz onu söyleyeceksiniz. Anlatayım mı? Ben size bu konuda bu Melis Spor Kulübü nasıl düşünüldü, nasıl kuruldu, bugün nerelere geldi, şu anda durumu da nasıldır? O konuda sizden bilgiler alalım. Trakya Üniversitesi Melis Spor Kulübü geçen sene erkekler deplasmanlı bölgesel lig olarak kuruldu. Evet. Kulübümüzün kurucusu Fahri Kulüp Başkanımız Profesör Doktor Rektörümüz Yener Yörüktür. Evet. Geçen sene
Hedefimiz işte gençleri basketbolu spora kazandırıp Edirne'nin ismini ve üniversitemizin ismini basketbol sporuyla hem Marmara bölgesini ve Türkiye'ye duyurmaktı. Evet. Ve bunu fazlasıyla bu sezon özellikle duyurduğumuzu düşünüyorum. Çünkü geçen sene biz 83 takım arasında ilk 24'e kalarak başarılı bir sezon bitirdik. Bunda gerek üniversitemizde bizi destekleyen hocalarımızın, diğer öğretim elemanı arkadaşlarımızın ve teknik kadroda olan veya işin mutfağında hiç gözükmeyip bize evet. dışarıdan destek veren Sağlık Kültür Dairesi ekibinin de çok büyük desteği var. Bu sene ilk defa Türkiye tarihinde 24 takımda A ve B grubu 12'şer takımdan olmak üzere Türkiye 3. basketbol ligi düzenlendi ve deplasmanlı olarak bir hafta kendi evimizde bir hafta deplasmanlı oynayacağız. Yani futbolun 3. ligi gibi düşünebiliriz. Hatta bu sene Batman'a deplasmana gittik. Batman'da biz oraya gittiğimizde yerel basın bize inanılmaz derecede gösterdi. Nereden geliyorsunuz diye. Bir de bizim çocuklarımızın boyları belli santimlerin üzerinde olduğu için genelde 1.90 ve yukarısı. Evet, 2.05, 2 metre, 1.90 bu boyda çocuklar. Biz kısa kalıyoruz onların yanında. Evet. İlgi odağı olduk ve haber yaptılar. Ertesi gün gazeteyi maça çıkmadan önce bize hemen getirdiler. Çok hoşumuza gitmişti. Şöyle bir haber yaptılar. Edirne Nire, Batman Nire diye bir haber yaptılar. Evimde de o gazeteyi saklıyorum bir an olarak. Bir de şimdi sizin burada da Edirne Ajans gazetesini gördüm. Orada da çok güzel haberimizi yapmışsınız, resmimizi. Onu da bir an olarak saklayacağım. Yani ileride işte bunları torunlarımıza gösteririz herhalde. Konuyu dağıttım. Yok efendim, yok. Evet, zaten programdaki amacımız da bu. Çünkü biliyorsunuz şu dönem tatil dönemi. Takımlar istirahata çekildiler. Takımlarını takviye ediyorlar. İşte evet. istirahat verdiler. Herhalde bu sınavın çalışmalarına başlamışlar. Çocuklarımız işte ilgi odağı oldular. Ve iyi de bir galibiyet olarak geldik oradan. Bir sayıyla Batman ekibini orada mağlup ettik ve mutlu bir şekilde Edirne'ye döndük. 12 takım arasında da şu anda sezon devre arası 11 maç tamamladık. 11 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 takım arasında 4. sıradayız. İşimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Şundan dolayı çünkü ciddi rakiplerimiz var ve çok ciddi bütçelerle kurulmuş ciddi rakipler var. Biz bir kolej takımı havası yaratıp genelde üniversite öğrenci ağırlıklı basketbolcu gençleri okulumuza ve Edirne'miz basketboluna kazandırmak istiyoruz. Ve şundan dolayı da iyi yaptığımıza inanıyorum. Ciddi bir sıralamada yer aldık ve diğer kulüplerden bizim oyuncularımız transfer teklifleri almaya başladı. Bu bizi mutlu da ediyor ama bir yandan da kaygıya da düşürüyor. Bu oyuncuları kaybedersek acaba boşluklarını bir yere ayıp olabileceğiz mi, değil yok mi? Boşluklarını nasıl dolduracağız diye düşünüyoruz. Çünkü biraz önce dediğim gibi ciddi bütçeli takımlar var. Bizim anlaştığımız oyunculara ciddi rakamlar teklif ediyorlar. Anladım. Çocukların da doğal olarak kafası karışıyor. Bu arada bir de ayrıca yani şunu söyleyeyim, doğru iş yaptığımızı düşünüyorum dediğimde de koçumuzun Mülkü Karadeniz duygulandı biraz. Kusura bakmayın. Rica ederim. Ciddi emeği var. Çok iyi çalışıyorlar. Sezon başında biz bu sezona başladığımızda bazı spor severler ya da basketbol severler antrenmanlarımızı geldiğinizdeler. Bazıları gerçekten çok yapıcı desteklerle yanımızda bulundular. Bazıları da mesela bu takım paraşütsüz düşer diyorlardı. Evet. Yani, tabii herkesi dinliyoruz ama İşimizi iyi yaptığımıza inanıyorum. Özellikle koç çok hırslı, çok genç. Doğru işler yaptı da şu anda devre arası itibariyle gözüküyor. Evet. Ama tabii her şeyin sonu çok önemli. Sezon sonunda da inşallah evet. Sıralamalarda, buralarda veya buralara yakın bir yerlerde bitirerek hedefimizin evet. üstünde sezonu inşallah sağ salim tamamlamış evet, oluruz. Evet efendim, iyi. Durumlar bizi gayet iyi şekilde anlıyorum. Şimdi
Burada benim de sormam gereken bir şey var. Çoktan beri bu benim aklımı da kurcalayan, daha doğrusu hangisi olduğuna karar veremediğim bir durum var. O da şu. Şimdi ben Plak Bir Mertesi çok büyük bir camia. Bizim medar iftihadımız, her şeyimiz. Tabii bugün sporun da yeri, biliyorsunuz, en iyi devletlerde bile spor için büyük bütçeler ayrılıyor, en önemli planda tutuluyor. Şimdi Trakya Üniversitesi'nin de böyle büyük bir müessesesi olarak spor konusunda en üstte olan bir kuruluş, bir kişi olması lazım diye düşünüyorum. Spor oralardan yani yayılması lazım. Siz de orada bir, öyle bilirsiniz ama bir kulübün mensubusunuz. Bu kulüp Trakya Üniversitesi'nde nereye bağlı? Yani Trakya Üniversitesi'nin spor etkinliklerini idare edemediğiniz nokta neresidir? Şu nedenle sormak istedim. O kadar güzel bir başarı elde etmişsiniz ki biraz evvel anlattınız. Yani ben böyle duygulandım. Böyle bir duyguyu evine de yeterince duyamadık. Evet. Gerçekten duyamadık. O konuda biraz eksikliğimiz var. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi Trakya Üniversitesi'nde spor faaliyetleri sadece Trakya Üniversitesi Meriç Spor Kulübü'nün çerçevesiyle sınırlı değil. Evet. Ayrıca üniversitemizin yanılmıyorsam 32 branşta katıldığı sportif etkinlikler var. Bunda da Trakya Üniversitesi'nde temsil edebilecek düzeyde yeteneğe sahip olan öğrencilerimiz o branşın hocaları tarafından okul takımlarına davet ediliyor ve orada müsabakalara birlikte ekiplerle katılıyor. Mesela örnek verebilirsek üniversite çapında bu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu çatısı altında da bu etkinlikler oluyor. Bir de ayrıca Ünilik dediğimiz bizim bu sene üçüncüsüne katıldığımız, kendi branşım için söyleyeyim. İlk kurulduğunda 24 takımlı bir Ünilik programı vardı. Biz orada Türkiye üçüncüsü olduk. Bu bir yıl sonra 46 üniversitenin katılımıyla gerçekleşti geçen sezon. Trakya Üniversitesi erkek basketbol takımı olarak orada Türkiye yedincisi olduk. Şu anda da bu rakam 53'e yükseldi. 53 üniversite arasında biz ilk grubu namağlup olarak tamamladık ve ikinci gruba çıkmaya hak kazandık. Bu çeşitlendirdiğimiz zaman bu örnekleri yüzme, güreş, masa tenisi, futbol, futsal, bayan ve erkek olarak handbol, bayan, erkek, uzak doğu sporları, karate, tekvando, çeşitlendirdiğimiz zaman işte rugby, softball, bu tarz bütün etkinliklere üniversitemiz, üniversite öğrencileri, ben bu sporu yapmak istiyorum ama şu çok önemli, her gelen maalesef spor yapmak isteyebiliyor ama üniversite formasını giyip yani sporcu kişiliğiyle, yeteneğiyle temsil vasfına sahip olması gerekiyor. Diğer gençlerimiz için de bu bütün Edirne halkı da biliyor zaten bunu. Trakya Üniversitesi'nin bahar şenlikleri sportif ve kültürel olarak devam ediyor. Açık hava konserleri veya salon konserleri, ayrıca da bölümler arası spor müsabakaları oluyor. Bunlarda da 3 tane temel branşı biz uyguluyoruz. Basketbol, voleybol ve futbol. Evet. İşte spor yapamayan gençlerde, yani daha doğrusu okul takımını temsil edemeyen gençlerde fakülte ve yüksek okullar çatısı altında İşte bahar şenliklerine hazırlanıp, kendi düzeylerinde antrenmanlarını yapıp, fakültelerin formalarını giyip bahar şenliklerinde de mücadele ediyorlar. Evet. Hocam sana döneceğim şimdi. Biraz yoracağım, yorduktan sonra size gideceğim. Evet, hocam yakalamışken bitireceğim. Evet, sağ olun. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi siz de şeyden bahsettiniz, üniversitenin kendine olan yapıldığını zaten size soracaktım, müsabet oldu. Burada da bir şey dikkatimi çekiyor, sakın üniversiteye eleştirme çekme şey yapmayın. Daha doğrusunu öğrenmek bakımından bunlar şey soruyordu. Çünkü tabii ki. Biz de üniversiteyle ilgili çok şey görüyoruz. Sizin buradaki varlığınızdan öğrenip bunları Edirne kamuoyuna duyurmuş olacağız. Bu da şu, bu üniversite oyunlarında prensip olarak veya adet olarak halkla ya daha doğrusu spor camiamızla birlikte hareket etmek, birlikte bunları kutlamak, üniversitenin bu olaylarını bu spor kamuoyuna da aksettirerek hep birlikte kutlamak şeklinde bir olayı biraz göremiyoruz. Yani bu olayları sadece üniversitenin kendi çapında, kendi içinde yaptığı olaylara bakıyoruz. Bu bir prensip olayı mıdır, alışılagelmiş bir şey midir, yoksa bu
Türkiye'de bütün spor kamuoyuyla birlikte yapılsa çok daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle bir bakış açısı, haklısınız. Şimdiye kadar böyle olduysa bundan sonra da öyle olacak diye bir kural yok. Sizden öyle bir teklif gelirse, bu önümüzdeki ilk bahar şenliklerinde en azından mesela oraya katılan gençler neler hissediyor deyip orada röportajlar yapıp Edirne Ajansı'na da bunu yayınlayabilirsiniz de görüntü de alabilirsiniz oradan televizyonumuz devreye girdiği zaman. Kendi buradaki yayın, bizim buradaki programlarımız da aynen televizyon görüntüsü içindedir. Hem görüntülüdür, hem meclisidir ve bütün sene boyunca da onu tıklayıp izleyebiliyorsunuz. En çok güzel. Bu program da öyle. Çok güzel işte, sizleri davet ederiz o zaman. İnşallah. Yani şimdiye kadar olmadı ama bundan sonra olmayacak diye gerekti yani. Şöyle çok bir standart yok. Çünkü üniversite demek yeniliktir ve üniversite gençliğinde yeniliklere açık olması gerekir. Evet. Kişinin ve gençlerin kendisini geliştirmesi için araştırmacı ve eğitici yönlerini geliştirmeleri ve yeniliklere açık olmaları gerekiyor. Evet, buna da duyduğumuzda çok memnun olduk. Sadece ben değil, bütün ödünürler de bunu dinleyenler, izleyenler. Dediğiniz gibi şimdiye kadar biz hep şöyle bir tenkit alıyorduk. Özellikle bu basketbol kulüp bazında. Biz bu sene Edirne halkına, bizi dışarıdan destekleyen arkadaşlarımıza, abilerimize çok teşekkür ediyorum buradan. Onlar bizler için isimleri geçmese de bizim görünmez kahramanlarımızdan ya da görünmez dostlarımızdan tabana biraz daha açıldığımızı, yayıldığımızı düşünüyorum. Bu dediğiniz fikirle de bunu üniversite hep kapalı, kendi içinde ceviz kabuğu gibi kendi içinde hareket ediyor. Biz üniversiteye erişemiyoruz diye öyle tenkitler alıp dediğiniz bu fikirle de halkımıza da, Edirne'mize de biraz daha yaklaşmış oluruz. Evet. İyi de olur. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili sporcular, değerli izleyiciler, biliyorsunuz Muzaffer hocamız da buraya yine programlarda aynı işte bu dediğimiz sorunla ilgili olarak, sorun demeyelim, şimdiye kadar uygulanmış sportif etkinliklerin daha iyi durulması bakımından kendisine buradaki programlarda yer almasını ve bunu ilgilenmeye iletmesini söyledik, memnuniyetle kabul ettiler. Keza kendi daire amirlerinden de aldığımız müsaadeyle kendisinin burada bunları anlatmasını rica ettik, memnuniyetle kabul ettiler. Şimdi bu hafta tabii demin de söylediğim gibi devre arasan ama buna rağmen şimdi Muzaffer Hocam'a sormak istiyorum. Edirne'deki daha doğrusu Trak Üniversitesi'ndeki sportif etkinlikleri özellikle basket konusunda bu hafta içinde önemli bir olay oldu mu? Maçlar olarak size çünkü basketbol maçlarını da size bizden anlatmanızı istihdam etmiştik. Çünkü basketbola programımızda bayağı genç bir yer vermek istiyor. Ne diyeceksiniz bu konuda? Şimdi bu soruda cevap vermek önce biraz önce Eren Hocam'a sorduğunuz soruya katkı yapmak için bir şey eklemek istiyorum. Evet. Şimdi bu konuda üniversitenin eksiği olabilir ama bence en büyük eksik Edirne'deki amatör spor kulüplerinin eksiği. Evet. Şimdi Edirne'deki özellikle futbol veya savaş sporları branşlarına baktığınız zaman oyuncu potansiyeli genellikle üniversite öğrencilerinden kuruluyor. Evet. Burada amatör spor kulüpleri işte üniversiteyle işbirliği yaparak daha fazla branşta faaliyet gösterebilir. Yani bunu talep edecekler üniversite rektörlüğünde. Üniversite rektörlüğü de buna yok diyeceğini zannetmiyorum. Yani kendi öğrencisinin hem bir kulüp çatısı altında toplanmasını sağlayacak, evet, spor yapmasını sağlayacak. Gençlerin spor imkanı yaratılmış. Kesinlikle. Bence burada amatör spor kulüplerinin üniversitede gelip istekte bulunması lazım. Üniversiteye örnekler vermesi lazım. Üniversiteye projeler sunması lazım ki üniversite bunlara katkıda bulunsun. Oyuncu grubuyla katkıda bulunsun. Yani öğrenci grubuyla katkıda bulunsun. İşte voleybol, basketbol, futbol, handbol, atletizm, yüzme, bir sürü branştan öğrenci geliyor. Yaklaşık merkezde 30-35 bin yerli Trakya Üniversitesi öğrencisi var. Evet. Bunların bir şekilde spor yapacak bir sürü öğrenci var bunların. Evet, evet hocam. Eğer bu kulüpler üniversiteye gelip taleplerini bildirirlerse üniversitede bu konuda onlara yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. İkincisi de üniversitenin kendi işini yaptığı faaliyetleri yerel basında çok fazla duyurulmuyor. Bu bizim üniversitenin de eksikliği olabilir. Basının da biraz eksikliği olabilir. Bu iki tarafta da var. Tabii. Ama bundan sonra zannedersem üniversiteyle ilgili bütün spor etkinliklerinin haberlerini başta sizin medya grubunuz olmak üzere diğer medya gruplarına da haberlerimizi sık sık geleceğiz. Üniversitede neler olduğunu, Edirne aldığını bilmesini istiyoruz. Evet efendim, işte ben de buna dayanarak zaten biraz evvel hani size bir soru sormuştum çok az evvel. Daha doğrusu soru sorduğumu demek istemiyorum da konuyu ortaya atmıştım. Bu konuda üniversitenin muhatap olan
en başta muhatap olan kurulunun, sporla ilgilenen kuruluna neden sormuşsun? Yani böyle bir yatırımı, böyle bir hareketi yapmak isteyen, böyle bir yardımda bulunmak isteyen ASK'de mesela kime bırakacak? Bir şey soracaktım bu konuda mesela. Erzurum Bey'e mi? Pardon, çok özür diliyorum. Babamı ne geldi. Evet, ona mı soracağız? Yoksa bu sporla ilgili daha önce kuruluşlar mı var? Onlara mı vereceğiz? Onlarla mı görüşeceğiz, konuşacağız? Onları mı ziyaret edeceğiz? Bu konuda bir aydınlatırsanız ben ne olacağım? Şöyle söyleyeyim. Burada işte teşekkür etmemiz gereken isimlerden bir tanesine gene söz düşüyor. Kırkpınar Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor İlhan Toksöz bu konuda en yetkili kişi. Ona da bizlere hem böyle bir kulübün kurulmasında destek olduğu için hem de çalışma imkanı sağladığı için. Ve sporcuları Edirne ve Trakya Üniversitesi'ne kazandırdığı için çok teşekkür ederim ben şahsına. Diğer, nasıl basketbol varsa diğer branştan da öğrenci, sporcu öğrenciler Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nun çatısı altında birleşiyorlar. Benim için önemli bir kuruluş oluyor. Tabii ki. Görüşebileceğimiz, konuşabileceğimiz. İlhan Bey de Edirne'de tanınan bir sportif kişiliği var. İlhan Bey'le kulüplerimiz gerek bireysel olarak gerekse söylediğiniz gibi yazılı olarak Kırkpınar Bey'e verdiği bir dilekçeyle sporcu gençler, sporcu öğrenciler kulüplere mutlaka yönlendirilir. Çünkü bizler akademisyenleriz. Neyin akademisyeniz? Sporun akademisyenleriyiz. Benim öğrencimin yani beden eğitimi bölümünde okuyan bir öğrencinin spor yaparak okumasını ben her zaman tercih ederim. Çünkü işin mutfağını da görmüş olur. Sadece sınıfa girip ders alıp salonda anlatılan şeyi göstermekle sporculuk maalesef olmuyor. O çocuk hangi branşta, örnek futbol oynarken sahaya çıkıp çamuru da görmesi gerekiyor. Ya da güneşi, sıcaklığı da görmesi ya da tabiri caizse tekme de yemesi gerekiyor. O branşı hissedebilmesi için bir şeyler yaşaması ya da basketbolda işte dirsek de yemesi gerekiyor. Ya da hakeme hak etmediği bir şekilde hakem ona faul çaldığı zaman o duyguyu da yaşaması gerekiyor. Onun için beden eğitiminin bölümünde okuyan çocukların da bence sporla ciddi anlamda ilgilenmesi lazım. Bu da BESYO'dan ve okul müdürümüzden geçiyor. Çok doğru bir noktaya söyleyebiliriz. Mesela tabii ki Kırkpınar BESYO'ya kendi branşlarında yetenekli oyuncular geliyor. Ayrıca üniversitenin diğer bölümleri de var. Diğer bölümlerinde de bir sürü yetenekli amatör takımlarda veya işte salon sporlarında oynayan sporcular var. Belki sadece bir takımlarda oynayan. Kesinlikle. Bunu sadece işte BESYO söylüyoruz. BESYO sadece bunun çatısı. Orada çok yetenekleri toplanıyor. Ama şimdi üniversitenin spor işlerini düzenleyen Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı var. Biz ona soruyoruz. Evet. Yani, önce Recep Bey'in sıraya bize düşmez sorayı koymak da beden eğitimi süper yüksek okulu bir kere var. Spor organizasyonunu yapan Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı. Ama mutfaktaki malzeme genelde beden eğitimi spor yüksek okulundaki öğrenciler. Muzaffer Bey'in dediği gibi yani sonuçta aynı çatı altından bahsediyoruz yani çatı Trakya Üniversitesi çatısı. Tabii. Dalları da BESYO'ya sağlık kültüre ayrılıyor. Dediği gibi bir de şimdi sporcularda şöyle bir şey var. Evet. Çok kaliteli sporcu olup ben mühendis olacağım diyen gençlerimiz de var. Aynen. Yani illa BESYO'da okuması gerekmiyor. Tabii. Veya ben doktor olacağım ama futbol da oynamak istiyorum. Ya da atıyorum yüzücü olmak istiyorum. Veya sadece mutlaka tahsile devam edeyim diye mecburen girdiği yerler de var. Onlar da var tabii yani ama sonuçta sporu yapan kitleye baktığınız zaman nerede? Genç kesim ve üniversitede, üniversite çatısı altında. Evet. Hepsi buluşuyor. Evet, peki teşekkür ediyorum. Muzaffer Hocam, senden biraz daha devam etmek istiyorum. Çünkü sizin burada bir göreviniz daha var, sizden istirham edin. Amatör maçları ne alemde şimdi? Onlar da kısa bir bilgi verirseniz tekrar gene hocama demişim. Şimdi amatör maçları Van Ligi'nin devre arasında. Evet. 18 Ocak'ta başlayacak. İlimizin takımlarında Eden Spor Gençlik Kulübü bir hafta önce, geçen hafta pazartesi günü ikinci yarı çalışmalarına başladılar. Evet. Onlar da ara transferde birkaç tane oyuncu almak istiyorlar. Hatta bu sabah işe giderken antrenör arkadaşımız, şu anda Eden Spor GK'da görev yapan Alper arkadaşımız tezahürat gördü. Evet. Eski Eden Spor oyuncularından Ender Marangoz onu çağırmışlar.
takviye edecek ikinci yarıya transfer için. Bir de Bursa Spor A2 takımında bir oyuncuyla görüşüyorlarmış. Birkaç tane takviye yapmak istiyorlar. Onlar Balık'a geldiğiniz. Tabii Balık'a geldi. Mesela gençlik kulübüne. Onlar şu anda hatta bugün çift antrenmanlar var. Sabah 9.30. Çalışmaya başladılar mı? Bir hafta oldu bugün. 8. gün. Çok güzel. Hatta bir hazırlık maçı da yaptılar Çorlu'yla. İkinci sonuçlandı. Onu öğrendik. Diğer işte birinci amatör küme de Edirne Süper Amatör Kümesi ve birinci amatör küme de devre arasında. Fakat bu hafta sonu Süper Amatör Kümede 2 tane, birinci amatör kümede 2 tane erteleme maçları vardı. Evet. O maçlar oynandı. Süper Amatör Kümede ilk sabah Yıldırım Gençler Ligi'nin kendi sahasında 3-0. Karaağaç Arda Spor'da yine kendi sahasında Osmanlı Spor'u 4-0 muhalif ettiler. Evet. Süper Amatör Kümede bugün saat 8'de oynanacak. Bir erteleme maçı dışında ilk yarı tamamen bitmiş olacak. Evet. O da Yıldırım Gençler Ligi 18 Kasım maçı var. 67. dakikada yoğun sistemdeyle değine dönüştü hakem tarafından. Bugün yine kaldığı yerde 67. dakikadan itibaren Sarıçhane sahasında saat 8'de bu maç oynanacak. İşte Süper Amatör Kümede bu maçta sona ermiş olacak. Birinci Amatör Kümede de yine iki tane erteleme maçı vardı. Evet. Bu hafta sonu onlar da oynandı. Burada da Çarşı Spor Karlova'yı 8-2 mağlup etti. Kilişhane Spor'da Küçükpazar'ı 2-1 mağlup etti. Burada da ilk kere tamamen bitti. 25 Ocak'ta onların ikinci yarıları başlayacak. Başlayacak. Evet. Efendim onların maçları o zaman başlıyor herhalde. Şimdi Süper Amatör Küme evet. 25 Ocak'ta başlayacak. Bal Ligi maçları da Edirne Spor Gençlik Kurulu'nun bulunduğu 10 günlük maçları da 18 Ocak'ta başlayacak. Bunu geçen hafta da değinmiştik. Şöyle diyelim yani şimdi Bal Ligi'nde Edirne Spor Gençlik Kurulu'nun ve Anapart Spor'un bulunduğu 11. grupta 13 takım var. Evet. 13 takım 12 maç yapacağına göre bizim Edirne Spor Amatör Küme maçlarının bir hafta önce başlıyor. Evet. Edirne Spor Amatör Kümesi'nde de 12 takım var. 11 maç yapacak. Onlar da bir hafta sonra başlıyor. Yani ikisinin de maçları aynı tarihte bitmiş olacak. Evet. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle tekrar gene başıma döneceğim. Çünkü hocam aynı zamanda bir basketbol adamı yani. Basketbol adamı. Evet. Orada da buraya yapılmışken ve Edirne'de de basketbol olayında son bir sene içinde önemli bazı ilişkileri olduğundan o konuda da hocamın görüşlerini almak istiyorum. Şimdi ben basketbol deyince Edirne Spor'da ben buraya 1955 yılında gelmiştim. O zaman bile basketbolun Edirne'de ayrı bir yeri vardı. Edirne'de basketbol sporu daima diğer çevre ilgilerinden alınan daha ileri gitmiştir, daha iyidir. Daima isim yapmıştır. Özellikle bu onun ismiyle beraber birincilikte 4-5 sene çok başarılı bir şekilde, inanılmaz bir şekilde Edirne'yi bahsetmiş. Edirne'leri yavaş yavaş bağlamışken, yavaş yavaş bu basketbol camiası, bilinçli bir cami olan basketbol camiası gelişirken birdenbire hiç beklemediğim bir şekilde, detaylarına girmiyorum, bu basketbol takımının bizden çıktığı ve yeni bir ortam meydana geldiği gibi. Bu ortamda da tabii bayan basketbolcularımızın büyük başarısı var. Onların yokluğunu gidermeye çalışıyorlar ama buna rağmen Edirne'de bir boşluk meydana geldi. Bu boşluğun meydana gelmesi son derece önemli mi? Yoksa size göre bir basket adamı olarak bu giderilebilir mi? Ne gibi sorular aslında bu anladım sorunuz ama doğru söylüyorsunuz. Yani, ne diyeceksin bu konuda? Şimdi yıllardan beri benim bir hayalim vardı yani evet. Kendi branşım adına söyleyeyim. Edirne'nin basketbol kenti yolunda gidiyordu ve bu hep biz genç takımda bir sezon ben burada oynamıştım Trakya birlikte evet. O zaman. O zaman da benim antrenörüm Serdar Yiğitsoy'du. Evet. Şehirde o amatör küme maçları haricinde basketbol olmuyordu. Geçmişimize bakıyorduk mesela Ekrem Demiray spor salonunda kale içinde. İşte Galatasaray, Fenerbahçe oraya gelmiş Edirne Spor'la maç yapmış gibi eski resimleri görüyorduk. Olur mu? Niye bizim dönemimizde işte böyle takımlar yok diye sayıflanıyorduk. Ama kısmet bize değilmiş yani oyuncu olarak bize değilmiş herhalde. Çünkü o dönemde de 2 yıl üst üste Trakya Birlik ikinci lige çıkmak için mücadele etti. Evet. Kapıdan döndü. İşte şu anda Edirne Spor, Edirne Belediyesi Edirne Spor, bayan takımın başkanı da olan Murat Boyacıoğlu da
O zaman gol oyuncuydu. İşte geçen sene biz bölgesellikle Edirne Basketbolu'na ve Türkiye Basketbol Federasyonu organizasyonuyla burada ismimizi duyurmaya çalışırken ne güzel görüyoruz. Şehirde bir tane birincilik erkek takımı var. O zamanki ismiyle Beko Basketbol Ligi takımıydı. Bir tane ikincilik bayan takımı var. Çok başarılı birinci ligi hedefliyordu. O hedefine ulaştı. İşte sezonun içerisinde üçüncü lig kurulacak dendi federasyonu. Bizim de hayalimiz üçüncü lige çıkmaktı. Onu başardık. Hafta sonu spor sever Edirnelilerin rahat rahat vakit geçirebileceği eşiyle, çocuğuyla, arkadaşlarıyla bir ortam var diyordum. Hatta benim eşim Eskişehirli. Eskişehir'e gittiğimizde basketbolu seven arkadaşlarım, ya ne kadar şanslısınız. Eskişehir'de yaklaşık 1 milyon nüfus var. Bizde sadece bir futbol takımı var. Basketbol salon sporu yok diyorlar. Yani bu düzeyde yok. Yani bir şehirde 150 bin nüfusluk bir şehir düşünün. Birincilikte erkek takımı var. Birincilikte bayan takımı var. Üçüncülükte bir tane de erkek takımı var. Ama bu işte nedenlerini bilmiyoruz ama İçeride kulüp içerisinde neler olduğunu bilmiyorum. Yorum yapmak da bizlere düşmez zaten. Böyle bir karar aldılar. Şehir açısından ve biz basketbol severler açısından üzücü. Ama şurada bir gerçek. Başta Edip Bey'in desteğiyle, Edip Ağlar'ın ve Serdar Yiğitsoy'un becerisiyle bu kulüpler bölgesellikten başladılar. Önce 2 yıl bölgesellikte oynadıktan sonra ikinci ligde 2 yıl mücadele ettiler. Biz o zamanlar tabii ki basketbolu seven ve Edirne'nin basketbol taraftarı yükselme grubuna maçlara da gittik. Takımımızı destekledik. Hatta gazetenin birinde tribünden görüntü aldıklarını ben de oradayım alkışlarken. O ana olarak onu da kestim. Odamda duvarıma yapıştırdım. 2 yıl ikinci ligde mücadele ettikten sonra birinci lige yükseldiler, Beko Basketbol Ligi'ne o zamanki ismiyle. Ve ilk yılında inanılmaz bir başarı sağladılar. İlk 8'e girerek mükemmel bir kadro vardı. Bizlere inanılmaz burada sportif keyif yaşattılar. Düşünün yani, hep bunu belki çok söylüyorum ama ben Edirne'nin bu yapısını çok sevdiğim için söylüyorum. 150 bin nüfusluk bir şehir. Rakip takımlar geliyor. Onları yenip göğsünüz dik bir şekilde salondan çıkıyorsunuz. Şundan dolayı da bunu özellikle söylüyorum. Büyük bir camia. O dönem Sayın Oktay Mahmudi takımın başındaydı. Edirne Olin'le eşleşmemek için bir tane maçlarını kaybettiler diye duyduk. Çünkü Olin Edirne'de bilerek. Öyle duyduk evet, sıralamada. Çünkü Edirne burada da yenmişti. Son saniye kenardan dönemin koçu Gökhan Taşdemir'in çizdiği bir setle Caner Ercan atmıştı o sayıyı da. İşte basketbol severlerin aklında mutlaka kalmıştır o manzara. Deplasmanda da Olin Galatasaray'ı yendi. Ters gelen bir takım olduğu için Galatasaray, yani Oktay Mahmudi eşleşmek istemedi diye duydum. Ve ilk sezonda playoff'a kaldı. Çok başarılı bir takımdı. Fakat şehir olarak tamam, basketbol sevgisi tamam, tribünleri doldurmak çok güzel ama belki yeterli olmuyor. Evet. Şimdi de ekonomik boyutu var. Ekonomik olarak da kulüplerin desteklenmesi gerekiyor. Halk olarak da biletini alıp tribündeki yerine almak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çünkü sohbetimizin nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Gerçekten saatime bakıyorum. Programımızın sonunda en az 5 dakika kalmış. Programımız 45 dakikalıktır. Ay şimdi tekrar gene Muzaffer Hocam'a da bir soru sormak istiyorum. Ne var mı ki bizden son anlarda? Özellikle bu Asıl KF'nin özellikle başkan İbrahim Hocam'ın benim de ısrarla durduğu belediye başkanının da bunu vermek için fırsat kovardığı bir olay vardı. O geçtiğimiz hafta içinde gerçekleşti. Şimdi onlar çok mutlular. Onlar kısaca sizden bahsedeyim isteyeceğim. Şu anda durum nasıl, ortam, psikolojik ortam nasıl? Sadece onlar mutlu değil hocam. Evet. Hepimiz mutluyuz yani. Evet. Edirne Amatör Spor kulüplerini öyle bir yer kazandırıldığı için bunlar emeği geçen
ASKF yönetimine, İzmir Belediyesi'ne, Sayın Belediye Başkanımız Recep Türkan'ın ekibine onlara çok teşekkür etmek istiyoruz. Zaten amatör spor kulüpleri seçiminde biz işin içindeydik. Siz de biliyorsunuz. Evet. Siz zaten hocam bütün sporun olumlu yönleri içindesiniz. Olumlu olan gruptan taraftan yanasınız. Ben bunu belki biliyorum. Size sağlıkla burada olmanız kremizinde ben de konuşsak yapıcı kişilerden gösteriyoruz. O yapıcı kişiler Edirne'ye, Edirne'de sporda faaliyet olacağını inanıyoruz. Hocam biz zaten Edirne'de kim bir taşın üstüne bir taş evet. koyacaksa biz her zaman onun yanındayız. Evet. Bizim için sporda kırgınlık, küskünlük, dargınlık yok. Evet. Spor kamuoyunda yararlı olacak ne varsa biz herkesi destekleriz, her konuda da elimizden geleni yaparız. Evet. Şimdi zaten bu amatör spor kulüpleri seçiminde seçim beyannamesinde Sayın İbrahim Hoca'nın amatör spor kulüplerine bir yeri vaat ettiği birinci sıradaydı. Evet. Bunun için de şimdiye kadar geç kalmasının nedeni resmi işler olduğu için prosedürün tamamlanmasını bekledi. Ve oraya Anadolu'nun kendisinde olmasına rağmen birçok kuruluş uzunluğunda vardı. Kesinlikle. Yani çok Edirne'nin çok güzide evet. bir yerinde, çok da güzel bir yer burada. Tüm amatör spor kulüplerinin faydalanacağı, sporcuların faydalanacağı, ailelerin faydalanacağı, hatta sporcuların dışında bütün Edirne halkında faydalanacağı çok güzel bir yer olacak. Onunla ilgili bu hafta içinde aldığımız haber gerçekten çok memnuniyet verici. Çok sevindik evet. adam olarak. Zannediyorum en kısa zamanda da herhalde oradaki inşaat çalışmaları başladılar bile. Başladılar. Bile, evet. En kısa zamanda o faaliyete geçtiğinde Edirne Amatör Sporu'nun ikinci bir vaadi de yerine gelmiş olacak Sayın İbrahim Hoca ve ekibi. Şimdi ikinci bir vaadi de şuydu. Orayı aldıktan sonra yani o yeri belediyeden aldıktan sonra gerekli düzenlemeleri yapıp her hafta deplasmandan gelecek bir takıma yemek evet. Edirne merkezde bulunan takımlara da kahvaltı. Evet. Bu bütün takımlara yıl boyunca sırayla yapılacak birer kere olmak evet. üzere. Şimdi orası gerekli tadilatlar bittiğinde ASKF yönetiminin verdiği sözün ikincisi de yerine gelmiş oluyor. Şimdi hocam ben orayı bir noktada değil. Özür diliyorum arkadaşlarımdan. Çünkü söylemeden duramayacağım. ASKF gibi kulüpler sadece sağ içinde futbol değil, sosyal yaşamı da şey yaparlar, teşvik ederler. Şimdi ben nasıl düşünüyorum? Ben orada bir güzel bahçeyi, ailemi alıp diğer sporla ilgili kişilerle birlikte orada oturabiliriz. Bütün ASKF camiası dendiği zaman zaten Edirne'nin tüm spor camiası oluyor, kulüpler oluyor. Orada bütün herkesin, vali mavalinin, öbür daire amirlerinin, sporlu kulüp başkanlarının eşini alıp, çocuklarını alıp orada oturduğunu, mücadele oturduklar göreceğiz diye düşünüyorum. Kesinlikle çok nezih bir mekan olacağını düşünüyorum. Evet. İbrahim abi de zaten gerekli çalışmaları yapmıştık onunla ilgili. Zaten kendi mekanlarını da görüyoruz, çok nezih ve temiz yerler. Evet. Orayı da aynı evet. kendi mekanlar gibi yapacağını tahmin ediyorum. İnşallah biz de o günleri görüp, çok teşekkür ederim. Hocam, programımız bitti ama ben sizden şöyle bir istirham olacak. Programın son bölümünde basket konusunda özellikle istirham ediyorum. Çünkü siz basketin spor adamlarının önemlerinden birisiniz. Neler önereceksiniz şu program bitirirken? Neler nasihat edeceksiniz onlara? Bu Edirne'deki basketbol konusunda kısaca. Buyurun ekrana da söyleyebilirsiniz. Evet. Şimdi bu gönül işi, sevgi işi, yeteneği olan gençlerimiz basketbolu biraz daha sevebilirler çünkü spor sayesinde tanınırlıkları artacaktır. Evet. Bir kulüp çatısı altında mutlaka spora, basketbola emek versinler. Ama her şey basketbol demek değil, anne babaları da düşünmek gerekiyor. Bu çocukların aynı zamanda da eğitimleri de önemli. Baktığınız zaman zaten başarılı basketbolculara dersleriyle beraber o işi yapabilmişlerdir. Bu tamamen plan program işi. Plan ve programlı olduktan sonra sporda da, derslerde de, yani okul hayatında da çok yüksekte olmasa da başarılı olunabiliyor. Spor yapsın gençler, hangisi o basketbol da demek doğru değil. Mutlaka hangi sporda da uğraşırlarsa uğraşsınlar, vatana, millete, ailelerine hayırlı, sağlıklı bireyler olsunlar ve öyle gençleri, öyle çocukları da, evlatları da yetiştirmek için çaba harcasınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili spor severler, sizden de gördüğünüz gibi
Bundan böyle üniversiteyle, Trakya Üniversitesi ile ilgili spor etkinliklerine devamlı kapının açıktı. İki arkadaşımızı da her zaman burada göreceğiz ve zaten görmek de istiyoruz. Böylece basketbol, bundan sonra programlarında da bu arkadaşlarımızın kanalına daha çok yer vermek istiyoruz. Kendilerine ve bu programa katılmalarına müsaade eden oradaki daire amirlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Üzerinde başta rektörümüz olmak üzere. Önümüzdeki hafta bir başka spor programında buluşmak üzere. Hepinize sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet.